Merhabalar. Kaldığım yerden devam ediyorum. En son iyi olma kısmını yapmıştık. Şimdi ise birkaç hatayı düzeltip birkaç eklenti yapıp devam edeceğiz. Öncelikle edit tekstler arasındaki mesafeyi düzelteceğim. Şöyle. Hepsinin arasındaki mesafeyi 5 dp olarak düzeltiyorum. Bunun arasındaki mesafeye bakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir tane fazladan varmış. Siliyorum. Tamam, bu da iyidir. Şurası boş kaldı demiştim. Şöyle doldurayım dedim. Alışverişin en karlı yolu yazalım. Boş kalmamış olur en azından. Şöyle bir yazı verdik. Ardından bunu fontunu şöyle yapalım. Çok iyi. Şöyle aşağıya koyalım. Yazılar arasındaki mesafeyi arttıralım. Hop, fazla oldu. %80 yapalım şunu. Şöyle ortalayalım. Biraz daha aşağı çekelim. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Alışverişin en karlı yolu aşağıya yazsak olmaz. En karlı. Şöyle yapacağız. Alışverişini ortalayalım. Altına en karlı yazalım. Onun altına da yolu yazalım. Tamam, fena değil. Aralarındaki mesafeyi açalım biraz. Sadece boş kalmasın diye bir dolduruverdik yani. Belki yine bunu da kaldırırız. Şimdilik böyle çok kötü oldu ya. Şimdilik en iyisi şöyle kalsın. Sonra buna bir göz atalım biz. Ben çünkü hiç beğenmedim. Şimdi ne demiştik? İyi olduktan sonra ana sayfaya gelecek. İki tip ana sayfa olacak. Bir esnafın ana sayfası, bir de müşteri ana sayfası. Esnaf ana sayfasını yapalım hemen. Esnaf ana sayfasını yapalım. Bunları komple bir kaldırıyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle şuraya bir koyayım öncelikle. Şuraya bir tane scroll yapmalıyız şu an. Scroll demişim, pardon. Var yapmalıyız. Ekran için. Nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum şu an. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey yapalım şimdilik. Border'ını kaldırıyorum. Renk vermem gerekiyor şu an. Renk, ana renklerimizden kaçmayalım. Yine mor, mavi tonlarını yakalamaya çalışalım. Mor, mavi tonları. Aslında mor diğer taraf olsa daha iyi olacak. Evet, fena değil. Burası esnafımızın alanı olacak. Benim şurada bir yerde güzel bir dosyam vardı. Bir saniye, onu hemen alayım. Duraklatıyorum. Maalesef dosyayı bulamadım. ABDX'in kendi ikon seti vardı. ABDX'te ikon yazdım Google'a. Ardından bu siteye tıkladım.
Freedoland diyorum. İkon setini indirdim şu an. Şu. Buradan bir tane ikon bulacağız. Kullanıcı ayarlar sekmesi için. Güzel bir şey arıyorum şu an. Kullanıcıyı andıran bir ikona ihtiyacımız var. Ben arayayım onu. Bulduktan sonra devam ettireceğim. Evet, buldum. En aşağıda şu ikon. Kopyalıyorum bunu ve pardon, buraya yapıştırıyorum. Evet, buraya geldi. Biraz büyütelim onu hemen. Şöyle güzel. Şuraya yerleştirelim. Evet. Çok güzel. Şimdi de uygulamamızın adını yerleştirmeliyiz. Pardon. Şöyle. Zor diye. Nasıl bir şey yaparız acaba diye düşünmüşüm. Güzel bir font arıyorum şu an. Ancak bulamıyorum maalesef. Heh, şu iyi gibi. Ortalayalım. Şöyle kalıversin şimdilik. Ne ekran demiştik burası için? Esnaf ekran demiştik. Esnaf ne yapacak? Ürün ekleyecek, ürün silecek, ürün güncelleyecek. Başka ne yapacak? Ekle, sil, güncelle. Başka da bir şey yapmaya gerek var mı diye düşünüyorum. Evet, var. Esnafa sipariş gelecek. Tamam. Bu kadar yeterli. Ekle, sil, ürün güncelle ve siparişler. Geçmiş siparişler ve benzeri olaylara girsem mi acaba diye düşünüyorum. Bakalım, hayırlısı. Belki gireriz. Belki gireriz, belki de hiç girmeyiz. Ürün ekle, yazalım. Ancak artık şunu biraz daha küçültmenin vakti geldi diye düşünüyorum ben. 22 yapalım. Şunu da küçültmeyi. Grubu bozuyorum. Grubu bozuyorum. Evet, grubu bozdum. Şimdi biraz inceltiyorum. Bunu artık daha ciddi bir hale getiriyorum. Yazının tipini. Çok güzel. Ve ürün ekle adındaki butonu şöyle grupladıktan sonra ortalıyorum. Tamam. Ürün ekle. Ürün ekle dedikten sonra ne diyebiliriz? Ürün güncelle ve ürün sil butonlarını ekleriz. Güncelle ve sili alta koyarız. Siparişler kısmını da ürün eklenin en üstte siparişleri koyarız. Pardon. Daha mantıklı olacak o zaman. Hemen şöyle. Tamam. En üstüne demiştik siparişler.
Siparişler çok güzel. Olmadı. Evet, şimdi oldu. En üstte siparişleri koyduk ürün ekle. Şuraya da ürün güncelliği koyacağız. Ürün ekle, güncelle. Güncelle. Tamam. Grubu bozuyorum. Neden bozuyorum? Çünkü yazıyı ortalamam gerekiyor. Grubu bozdum. Yazıyı bozamadım, pardon. Şöyle bir kenara çekeyim. Grubu bozdum. Yazıyı ortalıyorum. Ardından yeniden birleştiriyorum ve yeniden grupluyorum ve yerleştirdim, gördüğünüz gibi. Son olarak ürün sil, ürün sili ekliyoruz. Çok güzel. Bunu da grubu bozdum. Bir grup daha varmış, onu da bozdum. Ortaladım. Yeniden deldim ve tamamdır. Ürün ekle, siparişle, ürün ekle, ürün sil, ürün güncelle. Çok ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. Bu kadar olsun. Çünkü öbür türlü çok kapsamlı olur ve çok uzar gider. Şimdi ne yapayım? Bir sonraki videoda da siparişler kısmını yapayım. O şekilde devam edelim. Herkese iyi günler dilerim. Kolay gelsin.